Merhaba sevgili ST Endüstri Radyo dinleyicileri. Turizm Gündemi programında ben Çiğdem Aydoğdu ile yeniden yeni bir konuğumuz ve yeni bir konuyla birlikteyiz. Konumuz turizmin tanıtımı, PR'ı, bunun dışında da ayrıca eğlence endüstrisinde önemli etkinliklere imza atmış Posyon Turko CEO'su Sinan Ufuk Nergis. Sinan Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Büyük aksilikler sonrasında sizi karşımızda görmekten çok mutluyuz. Ben de aynı şekilde. Herhalde bu uzaydaki Satürn, Merkür, Neptün buluşmasıyla biz bir şekilde birbirimize bağlanamadık ama şu anda karşılıklı konuşuyoruz. Çok mutluyum. Evet, dinleyicilerimiz bilmiyor ama tabii ki biz önceki haftada çok uğraştık bağlanmaya. Hep bir aksilik çıkmıştı. Bu haftada tüm aksiliklere, astrolojinin tüm engellerine rağmen beraberiz. Güzel geçecek diye umuyorum sohbetimizi. Evet, tabii ki. Sinan Bey, şimdi siz turizmde özellikle PR'da ve ülke tanıtımında çok oldukça tecrübeli bir isimsiniz. Bildiğim kadarıyla 9 yıl dolu dolu, eksiği varsa düzeltin. Bu manada Türkiye'ye hizmet ettiniz tanıtım konusunda. Bir de diğer tabii ki hani sizin yaptığınız işler konusunda eksik anlatmayayım diye kendinizi anlatmayı size bırakacağım. Tabii ki turizmle alakalıydık son 15 sene içinde. Fakat 9 sene boyunca yaptığımız Madrid Turizm Ofisi'nin PR çalışmalarını 2015'te sonlandırdık. Oldukça keyifli bir dönemdi. Tabii ki Türkiye'nin tanıtımına katkı vermek oldukça mutluluk verdi bizlere. Şirketimiz 19 senelik bir şirket. Madrid merkezliyiz. İstanbul'da ofisimiz var. Konserler, organizasyonlar yapıyoruz. Etkinlik şirketiyiz. Sanatçı menajerliği yapıyoruz. Albümler çıkardık. Birçok çalışmamızın yanında da 9 sene boyunca bir turizm PR'ı geçmişimiz var. Ve tabii ki bu etkinlik sektörü de kimlerle buluşturduk Türkiye'yi dersiniz. Birçok sevdiğimiz sanatçıyı Türkiye'ye getirme şansına sahip olduk. Bunlardan Pink Martini'den Monica Molina'ya, Buica'dan Lorena McKennett'e, Lara Fabian'dan Joan Baez'e gibi 200'e yakın sanatçıyı Türk sevenleriyle, dinleyicileriyle buluşturma şansına sahip olduk. Ve tabii ki şu anda da bu pandemi süresinde birazcık daha dinlenmeyle geçse de hayatımız, etkinliklerimize son hız devam etmekteyiz. Şimdi şöyle biraz sizinle ilgili bilgi araştırırken Ekşi Sözlük'te denk geldim. Sizinle ilgili şöyle bir şey var. Kıskanılıyorsunuz. Hayalindeki orada bir yazar şöyle yazmış. Hem eğleniyor hem eğlendiriyor. Hem de bütün ünlülerle bir arada inanılmaz kıskanıyorum diye yazmış. Bunu da özellikle de bahsetmek istedim şu anda. Yani normalde tabii ki sonuçta yaptığımız işler her zaman keyifli ve eğlenceli tarafını gösteriyor işimizin. Birçok sanatçımız da tabii ki konserlerde, organizasyonlarda sevenleriyle buluştururken birçok seveni o insanlarla zaman geçirmek, o insanlarla beraber olmak istiyorlar. Fakat tabii ki çok fazla hayran olan sanatçılarımıza bu çok zor oluyor. Özellikle bir imza almak için bile bazen saatlerce bekliyorlar. Orada tabii ki arkadaşımız büyük bir ihtimalle bir sevdiği sanatçı ulaşamamıştır. Kim yazdıysa inşallah bana ulaşır. İstediği sanatçıyı istediği zaman kendisine ulaştırırız. Evet, bu da güzel bir inşallah dinler ve hayaline kavuşur. Biz de böyle bir şeye vesile olmuş oluruz. Şimdi tabii pandemi bizim beklediğimiz bir süreç değildi. Hatta öyle bir durum var ki Ocak ayında dolu dolu bir 2020 hazırlanmış. Muhtemelen sizin etkinlikleriniz de yine aynı. Ama Haziran ayına geldiğinde toplam %95'i iptal olmuş doğal olarak ve gerçekleştirilememiş. Sizin 2000 yıla hazırlığınız nasıldı? Bu kötü sürpriz pandemiyle neler değişti? Bu konuda bilgi alabilir miyim? Normalde tabii ki 2020'ye çok keyifli girdik. Herkes en güzel dileklerini diledi 2020 yılı içinde. Normal şartlarda tabii ki 2020 yılı içinde biz pandemiyi biliyorduk, uzaktaydı. Mart ayına kadar esasında bir hastalık var, bir virüs var ama bizi çok ilgilendirmiyordu. Fakat Mart ayından sonra hepimiz o zaman da bir program yaptık zaten radyonuzla. Daha pandeminin çok başındaydı. Evlerdeydik, kapalıydık ve etkinliklerimizi ilk önce kısa bir süre öteledik. Belki Mart'takiler Nisan'da, Mayıs'ta olur diye. Fakat baktık ki kapanmak zorunda kaldık evlere. Kapandığımız zaman da ilk önce iptallere başladık. İlk önce ay ay iptal ettik. Sonra baktık ki sezonumuz yavaş yavaş iptal oluyor. İlk konuştuğumuzda evlerdeydik. Geçen hafta bağlanmaya çalışırken ki periyotta dışarıdaydık. Ama ondan sonrası için şimdi tekrar bakıyoruz. Sayılar arttığı için
kendi kendine bir şekilde tekrar evlere kapanacakmış gibi hissediyorum şu anda. Çok fazla etkinlik iptal oldu. Sektörler çok fazla etkilendi. Birçok insan bazı sektörlerdeki etkileri farkına varırken bazı sektörlerdeki etkileri farkında değillerdi. Etkinlik sektörü de konser iptalleri nedeniyle insanların farkına vardı ama sektörün nasıl etkilendiğini çok farkında olmadığı sektörlerden bir tanesi. Bir şekilde bu periyot inşallah yakın bir zamanda sonlanır. Zaten sonlanmazsa sektör oldukça zor zamanlar geçirecekmiş gibi gözüküyor. Evet, bu konuda da ciddi araştırma yapılmış ve dünyada da belirli destekler öngörülüyor. Her ülkenin İKSV güzel bir araştırma yapmış bu konuda. Ama tabii ki uzun olacağı için anlatması, ülke ülke etkinlik, eğlence ve kültür sanat sektörünün nasıl etkilendiği konusunda. Devlet desteği nasıl ülkemizde bu manada sektör temsilcilerine? Ya bence bizim sektörümüzün en büyük sıkıntısı bir çatı sisteminin olmaması. Yani sorunlarımız olduğu zaman biz bu sorunları paylaşabileceğimiz çok fazla insanlar yok. Yani herkes çok bireysel ve sektör çok büyük bir sektör ve günlük çalışma üzerine dayalı bir sektör ağırlıklı olarak. Bence biz yalnızca belirli şirketleri, belirli organizasyonları görüyoruz, belirli isimleri biliyoruz. Esasında Türkiye'ye baktığımız zaman bütün İstanbul'dan Ağrı'ya, Samsun'dan Mersin'e kadar, İzmir'den Artvin'e kadar birçok etkinlik alanları var. Bu etkinlik alanlarını yalnızca bizim gittiğimiz etkinlik alanlarını biliyoruz. Geri kalanlar hakkında hiçbir bilgimiz maalesef yok. Bu tarz zamanlarda bence hükümetlerin bütün sektörlere çok büyük bir teşvik vermesi ve o sektörleri çok fazla destekleme şansı olduğunu ben düşünmüyorum. Yani bu bütün sektörler için geçerli. Çünkü aynı anda hepimiz aynı şekilde tüm dünya olarak etkilenmiş durumdayız. Tabii ki burada bazı sorunları var sektörün. Bunlardan bir tanesi hala açılamayan mekanlar var, lokaller var. Bunların açılamaması ciddi bir sıkıntı bence. Çünkü zaten sezon bitmiş durumda. Okullar açılıyor, açılmıyor. Uzaktan eğitim. Ama eninde sonunda biz yazı bitirmiş durumdayız. Şu anda Eylül 1. Baktığınız zaman artık sonbahara girmiş durumdayız. Destekler konusunda bizi etkileyen tarafta bakarsak ötelemeler haricinde, yani vergi ötelemeleri haricinde belli alanlarda KDV %8'e düşürüldü. Bunlar biletler üzerinde %8 ya da düğün salonları tarzı yerlerde %8 ama mesela şimdi düğün salonları kapandı. Yani %8'e düşmesi çok bir yardımcı olmuyor o mekanlara. İKSV'nin araştırmasını ben de okudum. Birçok ülkedeki bilgileri veriyor bizlere. Fakat her ülkenin tabii ki koşulları ve şartları diğerinden çok farklı. Bizim ülkedeki en büyük sıkıntımız bence sektörün çok zaten normalde desteklenen bir sektör olmaması. Normalde desteklenen bir sektör olmadığımız için sponsorlukların bu arada düşmesi nedeniyle tabii ki aynı anda kur oynamaları, yani sonuçta TL'nin euro ve dolar karşısında değer kaybetmesi sektörün içinde organizasyonları yapılamaz hale getirdi. Şu anda onun için zaten uçakların olmaması nedeniyle lokal artistlerimizle, yabancı artistlerin zaten gelme şansı çok fazla yok. Lokal artistlerle sektörün dönmesi çalışmakta ama şu anda gördüğümüz kadarıyla bilet satışları istenilen oranlarda değil ve aynı zamanda tabii ki bu KDV oranlarının düşmesi pandeminin tekrar gündemimize gelmesi nedeniyle çok zaten işlevsel değil. Büyük bir ihtimalle çok direkt yardımlar almadığımız sürece sektörün bence bundan sonra ayakta kalmasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi daha önce az önce de bahsettiniz, radyomuza Çetin Ünsal'ın konuğu olarak katıldınız. Hatta çok da keyifli bir program geçirmişsiniz. Kayıtlarını da daha sonra da izledim. Tabii ki ekonomik boyutları, sektörün bu manada istihdama yansımaları üzerine geniş konuştuğunuz için ben daha çok tanıtım ve kültürel manada sorular hazırladım. O nedenle şimdi evet, biz bu sürede mesela seyahat alışkanlıklarımızda birçok değişiklik olduğu gibi konser ve eğlence anlayışı İşimizde de değişiklik oldu. Ama tabii ki insanın sosyal varlık olmasından dolayı eğlence ihtiyacını kesinlikle gidermesi gerekiyor. Mesela bu manada değişen alışkanlıklar, eğlencede, konserde ve sanatsal faaliyetlerde süreç neleri getirdi? Bu getirdikleri kalıcı mı? Şimdi tabii ki evlere kapandığımız sürece ilk sarıldığımız şeyler bizlerin zaman geçirmesi üzerine çeşitli platformlardı. Müzik dinlemekti, dizi seyretmekti, film seyretmekti, okumaktı ve benzeri. Fakat tabii ki normalde etkinlik sektöründe alanlarda toplanma, beraber olma her zaman ön planda. Biz bu pandeminin ilk başlarında ilk önce sıkıldık olarak bu yorumu yaptık ve bu platformları sıkıntımızı
geçirmek üzerine kullandık. Ve hepimiz çok yeniydik. Hepimiz çok platform kullanan insanlar olmayan insanlar bile bir şekilde pandeminin ilk zamanlarında sosyal kullanımı ya da platform kullanımı çok fazlalaştırdı. Fakat daha sonra baktık ki biz kendi bilgisayarlarımızla, laptoplarımızla bu zamanı geçiriyoruz ya da telefonlarımızla. O toplanma, beraber olma isteğini hissetmeye başladık. Zaten bu birazcık kapılar açıldı, biraz pandemi etkilerini azalttı derken herkes kendini dışarıya attı. Dijital çağı bence biz zaten çok uzun bir süre ötelemişiz, o gözüktü. Hiçbirimiz ne altyapı olarak buna hazırmışız, ne evimizdeki malzemeler buna yeterliymiş. Hepimiz gittik mikrofonları aldık, hepimiz gittik ışıkları aldık, kameraları aldık ki eğer ki sanat yapan insanlar ya da müzik yapan insanlar paylaşım yapmak isterlerse seyircisi, dinleyicisiyle rahat paylaşsınlar diye. İnternet hızlarımız yavaştı, internet hızlarımızı arttırdık. Bir baktık, biz artık daha profesyoneliz bu konuda. Hepimiz platformları ya da sosyal medyayı, dijital medyayı çok iyi kullanmaya başladık. Fakat tabii ki burada da ilk önce önümüze gelen şey ne oldu? Çok fazla kullandık, çok fazla yayın yaptık. İnsanlar bundan çok çabuk sıkıldı ve bir süre sonra takip etmemeye başladılar. Tabii ki etkinlik sektörünün en önemli özelliği bir araya gelmek. Sanatçıyı canlı seyretmek. Zaten biz YouTube'da kayıtları, klipleri seyrediyorduk. Biz bir konsere gittiğimizde ne yapıyoruz? Dışarı çıkıyoruz, yemek yiyoruz, zaman geçiriyoruz. Önde sohbet, arkasında sohbet ediyoruz. Esasında yalnızca bir etkinliğe katılmıyoruz. O günümüzü planlıyoruz o etkinlikle beraber. Şimdi tabii ki yaz ayı etkinliklerinde durum nasıldı? Kapalı etkinlikler zaten izinli değildi. Açık etkinliklerde biz belirli metrekareler, önü arka sağı solu boş şekliyle bir şekilde bu etkinlikleri yapma şansına sahip olduk. Fakat tabii ki kapasiteler %30'du, %40'du, %50'ydi. Ve tabii ki en başta insanlar korkuyordu. Yani biz burada etkinliği yapabilir durumda olsak bile insanların korkularını ortadan kaldırmamız oldukça uzun bir zaman geçirecek. O zaman ne oldu? Herkes taşın altına aynı oranda yenilik koyması gerekti. Sanatçı kaşesini düşürdü. Tabii ki günlük çalışan insanlar için çok zor bir periyottu ki bu periyot hala devam ediyor. Ve hala sorunlara bence çare bulunmuş değil. Yani KDV indirimi yeterli bir destek olduğunu ben düşünmüyorum. Şu anda insanların artık mekanlarını açık tutmaları için direkt olarak kira yardımına, sanatçıların hayatlarını devam etmek için belirli bir gelir yardımına, bu birçok sektör için geçerli. Ben yalnızca kendi sektörüm özelinde konuşuyorum şu anda. Üretimler yapılması gerekiyor. Şimdi biz 2020, 2021, 2022, 2023'te ne yapacağız dersek üretimler yapılması lazım. Üretmek için insanların mali, maddi durumlarının yerinde olması gerekiyor. Sanatçılar uzun bir süredir iş yapmıyorlar. Doğal olarak bir girdi yok. Mekanların sponsorlukları aynı şekilde. Biz bütün sektöre baktığımız zaman sektörün ayakta kalması için çok ciddi bir organizasyon şeması çıkarmayız. Nedir bu? İşte belediyeler %10 eğlence vergisi alır. Eğlence vergisinden muafiyet olur mu? Ya da %8 etkinlik sektöründe bir KDV indirimi gözüküyor ama hala sanatçı %18, prodüksiyon %18, hizmet aldığımız yerler %18'de, onlar %8'de %1'e düşer mi? Yani esasında burada baktığımızda sektör kendi içinde kendi organizasyon şemasını doğru çıkartıp kendi içindeki destekleri de doğru bulması gerekiyor. Biz birbirimizi desteklemezsek, hepimiz aynı oranda küçülmezsek bence sektörlerin ayakta kalması bu zamanda imkansız hale dönüşüyor. Tabii ki bütün dinleyicilere de çok ciddi bir görev düşüyor. Maskeyi takacaklar, sosyal mesafeye dikkat edecekler. Açık havada en arkada oturdum. Aa ne güzel önde boş yer var diye insanlarla yan yana oturmayacaklar ki şu anda maalesef bunları hepimiz görüyoruz. Ya da bir beach club'a girdiğimiz zaman kendimizi kaybetmeyeceğiz. Ne kadar güzel eğlenme şansımız var, evde değiliz diyeceğiz. Ama biz bunu demediğimiz ve biz birey olarak dikkat etmediğimiz sürece istediğiniz kadar belirli kurallar koyun. İnsanların başına, her bir insanın başına bir kişi dikmeniz lazım. Bu da imkansız. Yani sektörün uzaktan bakıldığı zaman ne kadar güzel kıskanılıyor, mutlular, bizleri seviyorlar, sanatçılarla beraber olmak istiyorlar ama içi birazcık bizi yakıyor ciddi anlamda. Ve inşallah sayıları artık daha fazla artmaz. Tabii ki burada biz bir sektör konuşuyoruz. Hayatını kaybeden insanları, ailelerini de düşünmek gerekiyor. Bir noktadan sonra biz elimizden geldiği kadar sektörü ayakta tutmak için hep beraber birlikte el ele savaşmak zorundayız.
Evet, şimdi konularımız daha yeni yeni böyle açılmaya başladı ve birçok sorumuz var ama İsa Bey bize kısa bir reklam arası dedi. Reklam arasından sonra tekrar buradayız. Evet sevgili ST Endüstri Radyo dinleyicileri, keyifli programımıza devam ediyoruz. Konuğumuz Sinan Ufuk Nergis, Prosyon Türk'ün CEO'su. Elbette ki konumuz sektörün en çok pandemiden etkilenmiş sektörlerden biri ve mücbir sebeplerden de neredeyse hiç faydalanamamış, desteklerden faydalanamamış bir sektör. Az önce ilk bölümümüzde güzel bir konuya değindiniz Sinan Bey. Vergi muafiyeti dediniz. Bu önemli bir konu çünkü ben de gittim geçen gün Erol Evgin'in Harbiye'deki konserine. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Bu kadar bir stresin sonrasında böyle bir sanatçıyla karşılıklı müzik dinlemek çok keyif aldık. Ama tabii ki seyirci sayısı yarı yarıya azdı. Koltukların yarısının boş bırakılmasından dolayı. Doğal olarak gelir yarı yarıya düşüyor zorunlu sebeplerden. Yani talep olması önemli değil orada. Bu nedenle de aslında çok da doğru bir talep sizin bu konuda. Belirtmiş evet. olduğunuz vergi muafiyeti gibi öneriler. Aslında baktığınızda burada evet. yani kapasite %50 düştüğü zaman çok basit bir matematikle bir sektörün ayakta kalması için gelirin iki kat artması gerekiyor. Yani bir şekilde iki kat artması imkanlı mı? Değil. Çünkü bilet fiyatlarını biz belirli oranlarda tutmak zorundayız. İnsanların tabii ki girdilerinin azaldığı bir periyottayız şu anda. Bütün hükümetler her sektörü aynı oranda destekleme şansı yok dünyada. Çünkü herkes aynı pandemi sıkıntılarını tüm sektörler üzerinde hissediyor. Fakat tabii ki burada yapılabilecek şeyler varsa bunları da göz ardı etmememiz gerekiyor. Bir şekilde sanatçılar burada kendi kazançlarından feragat etse de biz burada yalnızca açık havaları, büyük konser mekanlarını düşünüyoruz. Esasında Türkiye'de bir doğudaki bir ildeki türkü bardan bir dans stüdyosuna kadar onlarca yer var şu anda kapalı olan ya da işlevsel olmayan. Mekanlar açık olmadığı sürece hala bu sorun bence çözülmedi. İnsanlar zaten çalışabilir. Yani kış geliyor, pandeminin artacağı söyleniyor. Kapalı mekanlarda iş çok daha zor olacak açık mekanlara göre. Bu mekanların kapalı olma durumu devam ederlerse zaten o sektördeki insanları bir daha biz kendi sektörümüzde çalıştırma şansına belki sahip dahi olamayacağız. Çünkü o insanlar hayatlarını başka şekillerde devam etmek zorundalar. Ve konuştuğumuz sayılar ufak sayılar değil. Belirli rakamlar konuşuluyor bizim sektör için ama eğlence sektörü deyince yalnızca eğlence sektörü konser alanlarında yapılmıyor. AVM'lerde de eğlence yapılıyor. Çocuklarımızı bırakmıyor muyuz pazar günleri etkinliklerde orada? Ya da aynı şekilde belediyeler tüm özel günlerde ya da şehrin özel günlerinde etkinlik yapmıyorlar mı? Esasında bütün bu etkinliklerin hepsinin olmadığı bir ortamdayız şu anda. Yalnızca biz 3-5 sanatçının yaptığı işleri işlevsel olarak görüyoruz ve sektör aa ne güzel canlandı diyoruz. Esasında canlanan bir sektörümüz şu anda maalesef yok. Ya da organizatörler iş yapıyor, taşın altına elini koyuyor ama bunun karşılığında çok büyük bir gelirleri yok. Yani o gelirler olmadığı sürece de alt sektörlerdeki insanlar da aynı oranda para kazanamıyorlar. %50 diyelim, Arbi açık havaya gitti insanlar. Önündeki köfteci köfte satacak. Normalde 150 köfte satıyorsa 75 köfte satıyor. Dolmuş, 100 dolmuş, 50 dolmuş olacağına şimdi 25 dolmuş, 10 dolmuş oluyor. Çiçekçi çok çiçek satacakken az çiçek satıyor. Kantin daha az işliyor. Bütün servislerimiz aynı kalsa da alt sektörlerde bizden beslenen insanların hepsi maalesef daha az para kazanıyor. Esasında eğlence sektörünün biraz önce turizm üzerine konuştuk turizm PR'ında. Şu anda turist girdimiz az. Sonuçta insanlar daha az ülkemize gelebiliyor. Hem pandemi nedeniyle hem ekonomik şartlarla hem de korku nedeniyle. Bütün bunların hepsine baktığımız zaman bütün alt sektörlere biz kendi sektörümüzü ayakta tutmak için ilk önce sektör içinde çok iyi organize olmamız gerekiyor. Bence birinci şartımız şu anda bu. Onun haricinde biz ne kadar mutlu oluyoruz. Sizler gidiyorsunuz, eğleniyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Bizler sanatçıları işlevsel kılabiliyoruz. Çünkü sanatçıların da ruh halleri bozuldu. Her dakika sahnede olmaya, seyircisiyle, sevenleriyle olmaya alışık insanlar evlerde oturdular. Müzisyenler diyorsunuz. Tek yaptıkları iş eğer ki gitar çalmak, davul çalmaksa çalamaz hale dönüştüler. Tabii ki burada en önemli şey bütün sektör bileşenlerini iyi tanımlamak ve o insanların sorunlarına çare bulabilmek için önlemler ve önerilerde bulunmak.
Kesinlikle bu konuda doğru söylüyorsunuz. Hani biz gene derken işte Harbiye'deki konserden, İstanbul'daki olanaklardan bahsediyoruz ama doğru, Anadolu'da, Kars'ta, Van'da, herhangi bir ilçeye kadar. Çünkü psikolojik bir boyutu var olayın. Eğlenmek, deşarj olmak insani bir ihtiyaç. Hem bu karşılanması, hem de hastalanmamak, hem de o sektörlerin de devamlılığını sağlamak gibi bir aslında görevde var. Umarım kısa sürede normalleşmeye başlarız. Bu arada bu normalleşme öncesi pandeminin getirdiği konu değişikliklerden biri, evet, dijital platformlar, dijitalleşmesiydi. Fakat müzik sektöründe dijitalleşme bayağı önceden başladı. CD satışları önemli oranda düştü. Kaset daha önce ölçülebilir bir satış noktasıydı. Bu satışların, bir albüm çıktığında yine aynı masraflar, hatta daha fazla, tanıtım masrafları daha fazla. Ama ölçülebilir noktasında müzik endüstrisi yeni dijitalleşme sürecinde gelir olanakları nasıl, ekonomik dönüşü nasıl ve bu dinleme, izlenme oranlarını sadece tıklama olarak mı geri dönüyor? Bunları öğrenebilir miyiz? Normalde eskiden tabii ki bütün kayıt ettiğimiz araçlara baktığımız zaman işte kaseti bir hatırlıyoruz hepimiz, CD'yi hatırlıyoruz. Ondan önce LP de vardı ve şimdi evet, bakıyoruz dijital platformlara geçtik. Dijital platformlarda tabii ki ilk başta geçiş hepimiz için çok iyiydi. Çünkü neden? Ulaşamayacağımız bir şey kalmadı. Belirli bir aylık ücret vererek platformlarda bütün o platformdaki her şeyi dinleme hakkına sahip olduk. Bunun getirdiği tabii ki negatif en önemli unsurlardan birisi alınan gelirlerin çok az olması. Gelirler az olmaya başladığı zaman ürettiğiniz şeyin karşılığında kazancınızın çok düşmesi ve bir şekilde insanların bunu yan gelirlerle desteklemeye çalışması. Ne oldu? Birçok platform çıktı. Birçok platformda şarkılar altta kullanıldığı zaman ondan gelir almaya çalışıldı. Bir şekilde belirli dinleme araçlarını belirli yöntemlerle arttırmaya çalıştık. Mesela diyelim ki YouTube video klip seyredilmelerini. Biz baktık 100-150 milyonlar yapabiliyoruz dışarıdan destekle. Hadi gelir artsın diye bunları yaptık. Sonra baktık ki sektörde, yani bir ülkenin nüfusu 2 milyon, sanatçının dinlenmesi 80 milyon ya da bizim ülkede olduğu gibi 400 milyon, 500 milyon. Baktık ki bu böyle olmayacak. Zaten rakamlarla oynanıyor. Zaten onun gelirlerini de YouTube bize diyelim öderken baktı ki fazla para ödüyorum, ben bunun önüne geçmem lazım. En de sonunda her şey zaman içinde belirli rayların oturmaya başladı. Yani platformlar, çeşitli platformlar ortaya çıktı. Biz bu platformlardan müzikleri belirli aylık ücretlerle dinleme şansına sahip olduk. Gelir olarak aynı oranda desteklendi mi derseniz, gelir olarak aynı oranda desteklenmedi. Yani şu anda diyelim ki 10 yıl önce bir CD ürettiğiniz, bir şarkı ürettiğiniz zaman aldığınız gelirle şu anda dijital ortamdan aldığınız geliri karşılaştırdığınız zaman arada çok büyük bir fark var. Nasıl bu sektör dönüyor? O zaman sanatçılar 360 derece kontratlarla bağlanmaya çalıştı. Yediği, iç gördüğü her şeyden para almaya başladı menajerler, plak şirketleri. Tabii ki en önemli sektör burada canlı müzik sektörüydü, konserdi, turneydi. Fakat tabii ki şu anda onlar da durduğu için üretimlerde de aynı oranda düşmeler mevcut. Yani birçok insan tabii ki deniyor. En güzel tarafı dijital çağın artık bir dinleyici, bir profesyonel olmayan bir insana ulaşmak istediği zaman da artık ulaşabiliyor. Eskiden yalnızca seçilmiş insanların CD'leri vardı ve yalnızca onlara ulaşabiliyorduk. Şu anda herkes sanatçı, herkes yazar, herkes fotoğrafçı, herkes video yönetmeni. İyiler devam ediyor ve seyrediliyor ve bundan para kazanmaya başlıyor. Kötüler tabii ki seyredilmiyor ve düşüyorlar. Bazen kötü tecrübeler yaşıyoruz. Mesela sosyal medya fenomenleri başımızda son zamanlarda. O da bizim şu anda yaşadığımız negatif tarafı. Ama bu çok normal. O insanlardan da diyelim 1 milyon tane varsa biz 3-5 tanesini biliyoruz ve o 3-5 tanesi para kazanıyor kendi segmentinde. Fakat müzik her geçen gün daha zor üretilir hale dönüştü. Tüketici çok daha kolay ulaşabiliyor ama üretici her geçen gün bir üretim yapmak için çok daha fazla emek ve para harcıyor. Evet, yani bir de öyle bir şey var ki dünya üzerinde hemen hemen her şey dijitale taşındığı için bir melodi benzer olduğunda bile telif sıkıntılarına giriliyor. Hı hı. Trendler değişiyor, müzikte de yine çeşitlilik artıyor, fakat ama şöyle, evet, bahsettiğiniz gibi üretim manasında sanatçının aslında alanı daralıyor. Türler değişse de, yeni müzik alanında trendler çıksa da, dijital platformun yaratmış olduğu hemen bir melodiyi, mesela işte
Türkiye'deki bir sanatçının melodisi diyebiliyoruz. Uluslararası bir manada sanatçının melodisini benzetebiliyoruz. Böyle de değişik avantajlar ve dezavantajları var. Evet, uzun cümleyi nereye bağlayacağım kısaca? Trendlerin değişmesi, izleyicinin çeşitlenmesi sizi organizasyon manasında zorluyor mu? Avantajları, dezavantajları. Yani esasında baktığımız zaman bizler çok güncel olmak zorunda kaldık. Özellikle pandemi süresinde bunu daha fazla hissettik. Bir şekilde eskiden biz organizasyon yapalım, gelen gelir, gelmeyen gelmez, biletini alan bizde olur derken bir baktık organizasyon yapıyoruz ama organizasyon artık 3000 kişi, 2000 kişiye değil, bütün dünyaya. Bir canlı yayın yaptığınız zaman dünyanın her yerinden o insanlar o canlı yayını izleyebiliyorlar. Ya da ulaşım diye bir soru işareti kalmadı kafamızdan. Eskiden bir CD çıkardığımız zaman, mesela şu anda bazen bazı sanatçılarımız diyor ya, dünyaya açılıyorum. Esasında hepimiz dünyaya açılmış durumdayız. Yani koyduğumuz her şey esasında şu anda bütün dünyadan limitsiz bir şekilde dinlenebiliyor. Yalnızca belki o bölgelerde, ulaşılamayacak bölgelerde insanlar artık bizleri tanıması için bizim promosyonlarımız yapılıyor. O nedenle insanlar bizi bulup dinleyebiliyorlar. Trendler değişiyor mu? Tabii ki trendler değişiyor. Bu çok normal. Her geçen nesilde müzikal alışkanlıklar değişiyor. Alma alışkanlıkları, tüketim alışkanlıkları değişiyor. Fakat tabii ki bir şekilde müzik yolunu buluyor. Bir şekilde sanat yolunu buluyor. Eğer yaptığınız şey doğru bir şeyse ve belirli bir kitlesi olan bir çalışmaysa bir şekilde belki eskisi kadar etki yaratmıyor, eskisi kadar büyük bir dinleyici kitlesine ulaşmıyor. Ama bir tarafta dinleyici kitlesi azalırken bir başka müzik tarzında dinleyici kitlesi artmaya başlıyor. Esasına baktığımız zaman hepimiz müzik tüketiyoruz, hepimiz sanat tüketiyoruz. Bir şekilde belki daha az sinemaya gidiyoruz ama aynı oranda belki daha fazla film seyrediyoruz. Bu dengelenmeler esasında bu dijital çağda düzenli olarak yaşayacağımız bir şey. Ve maalesef bu zamanda eğer ayak uyduramazsak bu değişimlere, o sektörde ya kayboluyoruz ya o sektörler küçülüyor ve ortadan kayboluyor. Nasıl CD şu anda, eskiden mesela bazen plak bulmak için sahaflara giderdik. Bence 2-3-5 sene sonra o CD'leri bulmak için de sahaflara gidecekler. Ya da 15 sene sonra insanlar CD neydi dedikleri zaman kaset neydi ile eşit bir cümle olacak bizler için. Fakat dijital platformlarda da bence haklı bir şekilde dağıtım olması gerekiyor. İlerleyen zamanlarda bence hepimiz bu konuda daha dikkatli olacağız ya da payımızı, hakkımızı daha fazla almaya çalışacağız. Çünkü eninde sonunda üretim yapmaya devam edebilmemiz için ürettiğimiz şeyin değerinin karşılığında doğru bir geri ödeme almak zorunluluğumuz var. Trendlerin değişmesi de çok normal. 10 sene önce bütün filmleri, bütün müzikleri dünyanın her bir tarafından platformlarda dinleyecek deseydik kimse şu anda bize inanmazdı. Ama şu anda artık dünyanın her tarafına aynı anda bir tuşla ulaşabilme şansına sahibiz. Evet, coğrafyalar eşitlenmiş durumda. Düz bir sayfa gibi oldu dünyada birçok yer. Hatta bu translate olaylarında, çeviri olaylarında da çok mükemmel yazılımlar gerçekleştiği için lisan sorunu da kalkınca dediğiniz gibi aynen dünya coğrafya, tek bir coğrafya gibi oldu dünya. Evet, birazcık öyle oldu dediğiniz doğru. Evet. Burada tabii ki gelişime karşı değiliz. Sezen Aksu'nun çok güzel bir şarkısı var, Karşıyım diye, bu aralar ben de keyifle dinliyorum onu. Değişime hiçbir şekilde karşı değiliz. Karşı olsanız da zaten bunun önünde durma şansınız yok. Ama tabii burada gelir kaybı manasında, telifler manasında daha adil. Yani üretenin ve kaliteli üretenin, bu arada her üretim kaliteli de değil. Kaliteli üretenin, uzun emek harcamış, özgün üretenin hakkını tam alabildiği bir sistemin olması hayal mi, olabilir mi böyle bir yöntem? Ya zaten her geçen gün bu konu iyileşecektir. Bence eninde sonunda tabii ki telif tarafı çok farklı bir sohbet. O tam bir programlık bence. Ama normalde sistemler eğer doğru kurgulanırsa bütün paydaşlar aynı oranda emeklerin karşılığını alırlar. Burada bence en önemli şey birbirimizle itilaf içinde olmak değil, bir şekilde beraber sorunları çözmek ve bir şekilde tabii ki şu anda bütün platformlara baktığımız zaman diğeri platformların çıkış noktaları, çıkış ülkeleri bizim ülkemiz olmadığı için belki bu pazarlık boyutumuz global şartlarda, kendi ülkemizdeki şartlarda değil ama bir Amerika'daki sanatçının aldığı gelir belki dolar ve euro nedeniyle Türkiye'deki sanatçıdan çok daha fazla aldığı gelirden.
Ama bütün geçmişe baktığımız zaman bütün kazanımlara dijital çağda bu kurgunun doğru oturması için belirli bir süreç, belirli bir süre gerekiyor. O süreyi elde ettiğimiz zaman bir şekilde ciddi anlamda ulaşma şansına sahip olacağız. Yine kısa bir reklam arası zamanımız. Reklamdan sonra 3. bölümümüzde buradayız. Evet sevgili ST Endüstri Radyo dinleyicileri, 3. bölümümüzde yine konuğumuz Sinan Ufuk Nergis ile sektörü, eğlence sektörünü, PR'ı, turizmi ve tanıtımı, sanatçıların özellikle de 3. bölümümüzde ülke tanıtıma katkıları, sinemanın, dizilerin katkıları konusunda kendisinden bilgi alacağız. Sinan Bey, ilk bölümümüzde de 2. bölümümüzde de güzel konulara değinerek keyifli bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Şimdi özellikle 3. bölümü PR ve ülke tanıtımlarına, ülkelerin markalaşmasına ayırmak istedim. Ve özellikle de sanatçıların bu markalaşma konusundaki katkıları manasında çok tecrübeli bir isimsiniz. Bize bilgilerinizi de neler anlatırsınız? Normalde tabii ki sonuçta bence ürünü iyi üretmek çok önemli ama o ürünü iyi tanıtmak ve iyi pazarlamak da aynı oranda önemli. Sonuçta insanlara ulaşmayan bir ürün, insanların bilmediği bir ürünü aynı şekilde tüketmesi birazcık zor. Şimdi ülke PR'ı dediğiniz zaman sonuçta bunun bir matematiksel formülasyonu yok. Yani siz bir insanın üzerinde algı oluşturmanız için güzelliklerinizi, sahip olduklarınızı çok güzel bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Bunun bir yolu var mı dediğiniz zaman bunun bir yolu yok. Siz en güzel şekilde sunarsınız, en güzel şekilde ortaya çıkartırsınız ve aynı zamanda ortaya çıkarttığınız şeyi de o insanların görmesi, duyması için ya da tüketmesine hazırlık yapması için önlerine koyarsınız. Tabii PR oldukça önemli. Tabii ki bir şeyin tanıtımı üretmek kadar bence önemli. Birinci olarak ülkemiz çok güzel bir ülke. Sahip olduğu bütün bileşenlerine baktığımız zaman birçok dünya ülkesinde olmayan özelliklere sahibiz. Tarihimiz, doğamız, kültürümüz, gastronomimiz, insanımız, bütün bu bileşenlere baktığımız zaman birçok ülkenin hayal edeceği ortamlara sahibiz. Biz 2006 yılında Türkiye tanıtımına başladığımız zaman İspanya'da ilk önce biz şunu düşündük. Neresi bizim bir imajımızı simgeliyor? Neresi bizi Türkiye deyince İspanyol halkının aklına geliyor diye düşündük. Normalde pizza diyorsunuz, İtalya geliyor. Diyelim ki flamenco diyorsunuz, İspanya geliyor. Diyelim ki Meksika şapkası diyorsunuz, Eyfel Kulesi diyorsunuz. Türkiye'nin böyle bir imaja ihtiyacı vardı. Çok da fazla tanınıyordu o konuda. Biz Boğaz Köprüsü ve cami silüetini seçtik orada, Ortaköy'de. Birçok sanatçımızı Türkiye'ye getirme şansına sahip olduk ve bu sanatçıların imajlarını, Türkiye imajlarını buluşturup basına ve o zaman dijital çağ bu kadar ön planda değildi. Dijital platformlar yeni yeni çıkıyorlardı ve bu nedenle tabii ki yeni yeni çıktıkları için klasik yöntemlerle tanıtmaya başlamıştık. Outdoorlar, işte atıyorum televizyon, gazete, dergi üçgeninde tanıtımımız vardı. PR dediğinizde ilk önce ürününüzü çok iyi tanıtmak, sunacağınız insanlara çok iyi bir market araştırmasıyla belirlemek kimlere ulaşmayı hedefliyorsunuz. Ondan sonra da elinizdeki ürünü en iyi şekilde, onların anlayacağı şekilde nasıl sunacağız? Bence en önemli şey biz burada yaptığımızda İspanyol ünlülerinin imajlarını kullanmayla biz bunu sağladık. Çünkü bir insanın kendi insanı tarafından ülkenin anlatılmasıyla benim tarafından ülkenin anlatılması birbirinden çok farklı. Sonuçta ben eninde sonunda diyorum ki çok güzel ülkeme sahip, çok güzel bir ülkeye sahibim. Şehrim çok güzel, yemeğim çok güzel. Her ülkedeki insan kendi ülkesi için bunu söyleyecek. Ama eğer bunu oranın önemli yüzleri yaptıkları işlerle halk tarafından sevilen insanları tarafından söylenirse o zaman bir şekilde biz bu konuda daha rahat edeceğimizi düşündüm o zaman. Ve İspanya'nın çok önemli yüzlerini Türkiye'ye getirip 7 bölgemizde birçok noktada çekimler yaptık. Birçok özel projeler ürettik. Tabii ki aynı anda ürettiğimiz özel sayılarımız vardı. Lonely Planet, Condé Nast, Altair gibi, Geo gibi çok önemli yayınlarda özel İstanbul sayıları, özel Türkiye sayıları yaptık. Tabii bütün bunların hepsi insanların daha çok bilgilenmesine ve aynı zamanda Türkiye'yi daha fazla tanımasına sebep verdi. Türk dizilerinden bahsedebiliriz bu arada. Bence çok önemli bir tanıtım rolü üstlendi. Kendi kendine insanların evine girdi o diziler. O insanlar kendi kendilerine o dizileri izlemek istediler. Baktılar, simit gördüler. Aa ne güzel simit var, ben simit tadayım dediler. Bir yılda çekilmişti Boğaz'da, gittiği yıldaki yatağı sevdiler. Baktığınız zaman o insanlar o dizideki bütün gördüklerini
deneyimlemek istediler. Ne oldu? Türkiye'ye geldiler, zaman geçirdiler. Ve bir şekilde her geçen gün turist sayımız artarken o insanlar tarafından daha fazla bilinir hale geldik. Türkiye'de tabii ki ilk 10 ülke içinde dünyada turizmde ilk 5'i zorlayan konuma geldi. Pandemi tabii ki hepimiz için çok zor bir dönem olduğu gibi turizm sektörü için de çok zor bir dönem. İnşallah en kısa zamanda bu dönemi atlatırız ve bir şekilde hep beraber el ele keyifli bir sezona, 2021 sezonuna merhaba deme şansına sahip oluruz. Evet, umarım bu arada da dünyada bizi tanıtan Tarkan gibi birçok sanatçımız da olur. Çünkü siz şimdi anlatırken mesela İspanyol sanatçıların Türkiye'ye gelmeleri ve kendi ülkelerini Türkiye'yi anlatmaları gibi bir olaydan bahsettik. Şimdi bizim ülkemizde de Tarkanlar çoğaldığında sanırım ülkemiz adına PR manasında faydalı olacaktır. Bunun için de sizin gibi organizasyon başarılı hem PR'ı bilen yöneticilere, CEO'lara ihtiyaç var. Esasında Tarkan tarzı çok fazla sanatçımız var. Ferzan Özpetek var, bakıyorsunuz evet. Fazla Say var. Birçok klasik müzikte konserler veren insanlarımız var dünyanın çeşitli yerlerinde. Fakat tabii ki burada markalaşmada bizler hep kısa zamanlı markalaşmaları tercih ettik. Belirli bir şarkıyla patladık ama onun gerisi çok fazla gelmedi. Belirli kariyerlerde düzenli olarak bunu uygulamanız gerekiyor. Dünyanın her tarafında taşması için kültürünüzün, sanatınızın ya da mesela diyorsunuz ki döner kebap çok güzel diyorsunuz. Evet çok güzel. Bütün restoranlaşmada döner kebapları etrafta görüyoruz ama nasıl pizza gibi pizza diyoruz ve İtalya aklımıza geliyor veya Türk restoranlarının dünyanın her tarafında en lüks caddelerde görmüyoruz. Dünyanın en önemli ikinci mutfağına sahibiz. Yani Çin olarak söylenir hep birinci mutfak olarak ama Türkiye çok önemli bir mutfağa sahip. Biz burada doğru paketlemeleri yapmazsak hak ettiğimiz yerleri hiçbir zaman bulamayız. Tabii ki Gaziantep nasıl bir gastronomi şehridir ve şu anda dünya markalaşması yapmaya çalışmaktadır. Şimdi Gaziantep dünyada bir marka olduğu zaman yemek çok daha fazla önem taşıyacaktır. Aynı şekilde Türkiye markasında nasıl bir üretim yaptığınız zaman belli ülkelerdeki isimleri aradığınız zaman kendinizi güvende hissediyorsunuz. O ülkede yapılmış, tamam bu iyidir diyorsunuz. Türk malları için de aynı imaja sahip olduğunuz zaman o mallar dünyanın her tarafında birincilikle satılmaya başlanacak. Tabii ki ilk önce Çin'de olduğu gibi 3-5 sene önce bir Çin telefonu alalım dediğiniz zaman herkesin vereceği tepki neydi? Aa Çin telefonu mu, ne gerek var? Yani dediğimizde şu anda dünyanın en büyük mobil üreticilerinden birisi Çin. Demek ki doğru şeyler yaparsanız, doğru yatırımlar yaparsanız, doğru tanıtımlar yaparsanız bu ön yargıları da kırma şansına sahip olacaksınız. İnşallah çok fazla sanatçımız dünyanın her bir tarafında Türkiye'nin bayrağını bizlerin 19 yılları İspanya taşıdığı gibi taşıma şansına sahip olurlar. Evet, şimdi az önce şeyden bahsetmiştik, ekonomik boyutundan, eğlence sektörünün falan. Kreksa'nın yapmış olduğu 2017 faaliyetlerinin bütçesini anlatıyor. Hatta ki 2017 bayağı da 2016'nın hemen arkasından 15 Temmuz'dan sonra sıkıntılı bir yıldı ülkemiz için. Ama bakıldığında 15 faaliyet gösteren 15.394 girişim 52.800 kişiye istihdamdan bahsediyor. Çok büyük rakamlar ülkemiz için. Artı 14 milyar 600 milyon bir cirodan bahsediyor 2017 için. 2020'yi biz bunların bayağı üstünde bir yıl olarak bekliyorduk. Bu manada da bir an önce 2020'nin ve pandeminin bitmesini bekliyoruz şu an. Yani normalde rakamlar bir başka televizyon programında da rakamlar zikredildi. Şöyle rakamlar, şu kadar insan diye. Ben bu rakamların çok 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 üzerinde olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta biz hesaplanabilir bir eğlence sektörü, etkinlik sektöründeki rakamları hesapladığımız zaman, baktığımız zaman etkinlik sektöründe fuarlar da etkinlik sektörünün bir parçası. Yani yalnızca biz burada eğlence sektörü olarak bakmayacağız. Tüm etkinlik sektörüne baktığımız zaman etkinlik sektörünün ulaşım ağı çok fazla, istihdamı çok fazla ve aynı şekilde ekonomiye katkısı yan sektörleri destekleri de çok fazla. Fakat dediğim gibi rakamlar konusunda ben biraz temkinliyim. Çok fazla rakamların gerçek sayıları yansıttığını düşünmüyorum. Bir de mesela 2016 yılı, 2017 dediğiniz zamanlarda zor zamanlar sonrası oluşumlardı. Fakat şu anda biz bir 6 aylık periyotta %95'in üzerinde bir etkinliği kaybederek biz bir organizasyonlara, ki fuarlar sene sonuna kadar yapılamaz durumda.
Yapılan fuarlar dijital durumda. Mesela İzmir Fuarı açılıyor 4'ünde ama yabancı katılımlı, Türkiye içi şirket katılımı olmadan sembolik bir açılış bence. İnsanlara moral versin, devam ediyor demesi için sektörün. Fakat genel olarak baktığınızda rakamlardan çok bizim bakacağımız işlem sektörün bütün alt bileşenleri işlevsel durumda mı? Bu insanlar ötelemeler hariç destekler alabildiler mi? Aldıkları destekler bir şekilde dükkanlarını açmasına, bir şekilde üretimlerini yapmasına, bir şekilde bir gün sonra hayatta kalmalarına sebep verebilecek mi? Çok önemli bir sektör. Nispeten en fazla işleyen sektörlerden birisi oldu açıldıktan sonra kapılarımız. Açılmayan oteller var baktığımız zaman. Bazı uçak şirketleri battı bu periyotta. Bir grubunun ne olacağı belli değil. Uçaklarda yan yana oturabildiğimiz durumda ben tiyatrolarda da yan yana oturmak istiyorum. Bir şekilde çifte standartlı tüm dünya için söylediğim bir şey bu. Çifte standartlı gitmememiz gerekiyor. Eğer siz ayaktaki organizasyonlarda sosyal mesafeyi tutamıyorsak oturmalı düzendeki düzende niye sosyal mesafeyi konuşuyoruz? Biz bir şekilde ya bu sektörleri full açıp full kapamak üzerine kurgulamak zorundayız şu anda ya da turizm işletmesine sahip bir lokal açık da normal bir lokal niye kapalı? Oradaki çalışan kişilere kim bakacak, evlerine kim ekmek götürecek dediğinizde biz bu sorunları hakikaten doğru bir şekilde masa üzerine yatırmak zorundayız. Hele ki pandemi 2022-2023'te bitecek deniyorsa ve bu aşı bulundu, bulunacak çok tane aşı var ama kullanabilir duruma, öldürücülüğünü kaybeden duruma dönüşmediği sürece biz en kısa zamanda sektörleri işlevsel yapma zorunluluğuna sahibiz. Aksi takdirde çok zor günler bekliyor hepimizi. Tespitleriniz çok doğru. Kesinlikle ben de katılıyorum. Bu metroda dahi yan yana oturabiliyoruz. Otobüs dediğiniz küçücük alanda birçok kişi bir arada bulunabiliyorsak, konser gibi açık hava ya da alanı geniş yerlerde ya da sinema gibi havalandırmasından tutun birçok tiyatro gibi iyi yerlerde niye bu öngörülemiyor veya desteklenemiyor? Çok çok haklısınız. Bir de açık hava, fuar ve benzeri etkinliklerde kişisel sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizde demek ki sorun çıkmayacak. Doğrudur. İlk önce bence herkes bireysel olarak yapmaları gerekli olan şeyi tam yerine getirmeleri gerekiyor. Maskemizi takacağız, hijyenimize dikkat edeceğiz. Gün olduğu kadar etrafla minimum düzeyde bir araya geleceğiz. Ve tabii ki en önemli şey bizler için karşı taraflara saygı göstereceğiz. Çünkü biz bunu yapmadığımız sürece bu pandemi süresince sürekli biz evlerde olmaya devam edeceğiz. Sayılar tekrar artmaya başladı. Düğünler yasaklandı. Mesela şu anda yakın bir zamanda düğünler bir saatte çözülsün, yalnızca su verilsin. Şimdi insanlar buna göre hazırlık yapıyor. İnsanlar buna göre o döngüyü oluşturmaya çalışıyor. Eylül ayındaki bütün düğünlerin iptal olduğunu düşünürsek ne kadar kişi bundan mağdur oldu? Eğer biz düğünlere gittiğimiz zaman prosedürleri doğru uygulayabilsek, biz o pistte dans etmesek, eğer bize dans etmiyor diyorlarsa dans etmesek, en önemli bence şey bu. Bir şekilde bizim kurallara uyup karşı taraflara saygı gösterip elimizden geldiği kadar normal bize dönüşmek. Burada kesinlikle doğru gene bir durum. Biz mesela geçen gün bir arkadaşımızla konuşuyoruz, doktor arkadaşımızla. Bu pandemi konusu söz grip, korona 19, COVID-19 söz konusu olduğundan bu yana hiç grip olmadığımızı fark ettik. Düşünün Ocak ayından bu yana söz konusu. Çünkü biz kişisel ve toplumsal hijyenimize dikkat etmeye başladık. El yıkama oranımız, hapşırdığımızda toka yapmadık. Önceden belki dikkat edilmiyordu, unutuluyordu. Veya bir yerden bir yere giderken hemen girdiğimizde elimizi yıkamayı öteleyebiliyorduk gibi şeyler. Şimdi çantamızda kolonya ile geziyoruz ve maskeyle. Şu an Eylül ayındayız. Düşünün 9. aya girdik. 9 aydır grip olmadık birçok kişi. Çevremde de kişi olmadı, grip olmadı. Bunun sebebinin aslında normalde de bu şekilde yaşarsak, dezenfekte olmaya ve kişisel temizliğe özen gösterdiğimizde birçok hastalığın olmayacağını belirtiyordu doktor arkadaşımız. Sanırım doğru. Evet, sonuçta inşallah bu böyle yaşamaya alışır, böyle yaşamayı öğreniriz ve bir şekilde evlere tekrar kapanmayız, sektörler tekrar işlevsiz olmaz. Aksi takdirde ekonomik olarak hepimizi çok zor zamanlar bekliyor. 6 ayı devirdik şu anda, yaz bitti, yepyeni bir sezon başlıyor, bir sonbahara geçtik. İnşallah en kısa zamanda hep beraber normale en hızlı şekilde dönme şansına sahip oluruz. Şimdi bir dakikamız kaldı. Bu arada önümüzdeki günlerde iptal edilmemiş ve düzenlenmesi planlanan bir etkinliğiniz veya çalışmalarınız var mı?
zaman. Sonuçta tabii ki her geçen gün acaba iptal olur muyuz diye düşündüğümüz etkinliklerle karşı karşıyayız. Şu anda Bodrum Jazz Festivali başlıyor bugün. 4 Eylül'de Tulu Tırpan ve Barbaros'un bir konseri olacak. 19 Eylül'de Tekfur Sarayı'nda Burak Bilgili, Nemet Kuartet, Barbaros'la birlikte sahne alacak. Onun haricinde şu anda Türkiye turnesinde Cecilia Krul Türkiye turnesinde İzmir ve İstanbul konserleri kaldı. Tabii ki şöyle bir gerçek var. Birçok etkinlik devam ediyor. Fakat etkinlikler normalde 100 tane olacaksa şu anda 5 tane. Öyle bir sıkıntımız var. Yavaş yavaş biz 2021 turnelerini hazırlıyoruz. Biraz ileri tarih, hani 2021 ne olacak acaba dediğimiz tarihler ama 2021 de neler yapacağımızı planlamaya başladık. İnşallah 2020'yi sağ salim kapama şansına sahip olacağız. Evet, umarım. Bu arada size ulaşmak, etkinliklerinizi izlemek veya herhangi bir şekilde merak olan izleyicilerimiz için nereden ulaşabilirler size? Sosyal medyalarımız aktif. Sonuçta Pasyon Turka'yı aradıkları takdirde hem Facebook'ta hem Instagram'da rahat bir şekilde etkinliklerimize ulaşma şansları var. Pasyon Turka sayfalarından radyonuzun dinleyicileri rahat bir şekilde etkinliklerimize ulaşabilirler. Evet, teşekkür ediyorum. Çok keyifli oldu. Aslında lobileşme ve halkla ilişkileri de PR'daki önemini soracaktım ama İsa Bey süremizin bittiğini söyledi. İnşallah başlayalım programa. Kesinlikle bu telif haklarıyla birlikte bu konuyu da önümüzde ilerleyen süreçte başka bir programda değerlendiririz. Keyifli bir sohbetti. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Tüm dinleyicilere sağlıklı günler diliyorum. Teşekkürler.